konusu konuştu. Evet, sanırım ben söyleyince herkes şaşıracak. Japonya'da, Japon birisi. Bu da çok enteresan bir şey. Siz duymuş muydunuz mesela? Hayat okulunun haricinde bir resmi eğitim yok. Mahmut Hocam, hoş geldiniz Bibliofil'e. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün sizinle neyi konuşuyoruz hocam? Hangi kitabı seçtiniz bizim için, bibliofilciler için? Bugün sizinle yıllar önce okuduğum ama ara ara bir başvuru kaynağı olarak da incelediğim Matsushita Liderliği kitabını paylaşmak istiyorum. Matsushita Liderliği. Evet. Çok çok güzel bir kitap. Yani özelliği şöyle. Kişisel gelişim mi hocam? Kişisel gelişim, liderlik, eğitim birçok boyutu var. Kahramanımız Konosuke Matsushita, Japonya'da doğup büyümüş birisi. Gerçek bir yaşam öyküsü. Bir biyografi. Evet, John Cutter yazmış. Ağır sanayinin olduğu 19. yüzyılda ki bir kahramanımız, liderimiz. 21. yüzyıla nasıl bakacağız, nasıl kıyaslayacağız onu biraz sonra konuşuruz belki. Kim hocam? Konosuke Matsushita. Konosuke Matsushita. O kadar zorlandım ki okumadığım kitabı belli oldu sanırım. Konosuke Matsushita kim hocam? Bu Japonya'da, Japon birisi, 1896 yılında doğuyor. Aslında doğduğu zamanlarda her şey çok güzel, ailesi de iyi, yani gelir grubu iyi olan bir aile. 4 yaşına girdiğinde babası iflas ediyor ve hayatın trajedisi başlıyor onun için. Ama bunu farklı kılan şey şu, çok zor koşullarda çok çok farklı düşünüyor. 9 yaşına geldiğinde aile bireylerinin çoğunu kaybediyor. Kardeşler, 9-10 tane kardeşi var. 9 yaşına geldiğinde bir mangal dükkanında çalışmaya başlıyor ve günde 16 saat çalışıyor. Düşünün, yani 9 yaşında günde 16 saat çalışmak zorunda olan bir birey bu. Sonra bir bisikletçi dükkanında başlıyor çalışmaya. Yıllarca orada çalışıyor. Hayatı öğreniyor, insanları öğreniyor. İletişimi öğreniyor. Zor koşullarda çözüm üretmeyi öğreniyor. Eğitimi ne hocam? İşte beni zaten en çok etkileyen şey şu. Bu Konosuke ile ilgili. Eğitimi yok. Türkiye'ye uyarlarsak hayat okulu mezunu. Hayat okulu mezunu, evet. Eğitimsiz birisi, hayatında hiç eğitim görmemiş. Yani hayat okulunun haricinde bir resmi eğitim yok. Karizmatik bir adam değil. Fiziksel olarak hep böyle hastalıklar geçirmiş. Dediğim gibi karizmatik değil. Ama bu eksiklerini hep insani şeylerle gideriyor. İletişim çok kuvvetli, hayatı çok güzel okuyor, analiz ediyor. Bisikletçi dükkanı dedim ya, orada insana değer vermenin ne kadar önemli olduğunu öğreniyor. Ama bir süre sonra oradan çıkmak istiyor, ayrılmak istiyor. Ustası gitme diyor. Ben artık kendimi geliştirecek bir şey bulamıyorum deyip oradan ayrılıyor. Bir elektrikçi dükkanında başlıyor çalışmaya 16 yaşında. Orada da hayatta biriktirdiği şeyleri yansıtıyor oradaki çalışmalara. Ve kısa sürede çok büyük mesafeler kat ediyor. Oradaki hocalar, oradaki ustalar, işte iş sahipleri falan çok çok beğeniyor. Beraber çalışalım diyorlar sürekli. Ama orada da yetinmiyor. Ben artık kendime bir şey katamıyorum diyor. Yani hep bir arayış içerisinde. Hep bir arayış içerisinde. Hep bir üst seviyeye çıkma, evet, içerisinde. Evet, evet. Yani. Aslında aldığı maaşı çok iyi. İşte sosyal çevresi çok güzel falan. Ama ben yeni bir şey eklemeyeceksem, yeni bir kazanım sağlayamayacaksam kişisel olarak benim burada yerim yok deyip oradan ayrılıyor. Ve kazandığı, biriktirdiği o zamanın şartlarına göre parayla kendi şirketini kuruyor. Hayatının merkezine insanı koyuyor. Çok mütevazi birisi. Yani kardeşlerini kaybediyor, işte sürekli hastalıklar geçiriyor. Şeyi yaşıyor mesela, Birinci Dünya Savaşı'nı yaşıyor. Büyük bühranı yaşıyor 1929 yılında, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra.
İşte Japonya yenildiği için fabrikalarına el konuyor. Kendi şirketini kurdunuz hocam. Şirket çok tanıdık bir şirket sanırım. Evet, sanırım ben söyleyince herkes şaşıracak. Panasonic şirketi. Bir bisikletçi dükkanından elektrikçiden tamirci herhalde. Evet. Oradan Panasonic'in sahibi, lideri oluyor. Belki çok biraz çok hızlı atladım ama mesela kitapta arkadaşlarımızın, okuyacak gençlerin göreceği şöyle bir şey var. İşte büyük patron olduktan sonra mütevazi dedim ya, bir restorana gidiyor, önüne yemek getiriliyor, yiyor. Sonra diyor ki ben buranın şefiyle görüşmek istiyorum diyor. Tabii şefe bu gidiyor, çok endişeleniyor, acaba ne diyecek filan. Yanında tabii diğer büyük şirket sahipleri filan da var. O kadar güzel bir yemek sunumu yaptınız ki, yemek o kadar lezzetliydi ki, ben şahsen teşekkür etmek istedim size dedi, diyor şeye. Şef orada çok çok mutlu oluyor. Yani işte insana verdiği değeri orada da gösteriyor. Çalışanlara sürekli öğrenme diyor. Mesela Nobel ödülünün Japonya'da karşılığını kuruyor. Nobel ödülü Japonlar benzer da bir benzer bir ödül şeyi yapıyor. Onun o vakfın başkanı oluyor aynı zamanda. 1996 yılında sanıyorum vefat ediyor. Dünyanın en etkili liderlerinden birisi seçiliyor. Çok farklı bir profil yani konusu ama bilinmiyor. Bu da çok enteresan bir şey. Evet yani kişi, siz duymuş muydunuz mesela? Firmayı çok iyi biliyoruz da Panasonic'i çok iyi biliyoruz hepimiz ama Matsushita'yı tanımıyoruz tabii evet, ki. Evet, herkesin bunu bu kişinin, bu başarılı insanın hayat hikayesini tanımasını tavsiye ediyorum yani. Kitapta hocam tüm hayat hikayesinden mi bahsediyor yoksa bir iş dünyasında ilerleyen bir öykü mü bize sunuyor bu biyografi? Tüm hayat hikayesi var. Yani doğduğu zamanları anlatıyor. İşte çocukluk dönemi, gençlik dönemi, şirketi kurduğu dönem, sonra sorunlar yaşıyor. Tek oğlu var hayatta, onu kaybediyor. Hı. Ondan sonra zirveye çıktığı dönemleri anlatıyor. Her şey var yani. Ama çok güzel noktalar da var. Şöyle ki, onu başarılı kılan mottoları var. Evet. Onlar paylaşılıyor kitapta. Tam işte o ilham veren, bize ilham, de ilham başarı veren, öyküsünü, muhtemelen sizin de ilham aldığınız kesinlikle şeyler. O sırlar nedir? O sırları paylaşıyor. Ben hepsini de paylaşmak istemiyorum. Kitabı okuyan arkadaşlarımız görsünler, kendileri izle, burada okusunlar. Hemen tüketmemek lazım. Tüketmemek lazım dediğiniz gibi. 1900'lü yılların başından gelen bir hikaye sanırım. 21. yüzyılda buna benzer hikayeler gözlemliyor musunuz siz Türkiye'de ya da dünyada? Hikaye aslında bize biraz tanıdık. Çok Anadolu insanının seveceği türden bir hikaye. Evet. İşte hayat okulu dediğimiz şeyden gelip bir başarı hikayesi. Dünyada ya da Türkiye'de çok güzel. İyi ki sordunuz bunu. Şimdi ağır sanayinin olduğu dönemde yaşıyor ve dezavantajlı bir zamanda, bir çevrede doğuyor, büyüyor. Tanıdıkları yok, zengin tanıdıkları yok, çevresi belki yok. Eğitimi yok, karizmatik değil ama bütün bunlara rağmen nasıl başarılı oluyor? Demek ki yani dezavantajlı bir durumda bile olsak aslında doğru şeyler yaptığımızda başarılı olabiliyoruz. Mesela 21. yüzyıla gelelim. Dijital dönemdeyiz. Ağır sanayi artık yok. Eskisi gibi değil. Dijital çağı yaşıyoruz. Bilişim çağını yaşıyoruz. İşte bilgi ve iletişim çağındayız. Mesela bu zamanın liderleri kimlerdir diye sorsak eminim herkesin sayacağı işte Elon Musk var biliyorsunuz. Bayağı da popüler artık. Popüler yani adam. Bilmiyorum Matsushita döneminde o kadar popüler miydi ama şu anda Elon Musk evet. Bayağı popstar kadar popüler. Kesinlikle. Mesela Elon Musk 3 tane şirketi var. İşte Boring Company dediği. Orada mesela maden kazıyor madenlerle işte Hyperloop diye bir
düşüncesi var. Yerin altına da giriyor. Sonra işte SpaceX diye farklı bir firması var. Orada da uzaya çıkıyor. Mesela diyor ki benim hayalim diyor Mars'ta ölmek diyor ama çarpışınca değil diyor. I want to die in Mars but not as a compact, as an impact. Yani çarpışarak değil. Orada bir koloni kurmak istiyor. Orada ölmek istiyorum diyor. Şimdi vizyonu çok farklı bir insan. Sundar Pichai var mesela, biliyorsunuz Google'un CEO'su. O da Hindistan doğumlu. Çin'de Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Amerika'da, Çin'de Jack Ma. Şimdi bunlar da lider, bunlar da başarılı profiller. Ama mesela Matsushita'nın bunlardan farkı şu. Bu insanlar çok dezavantajlı bir zamanda, bir çevrede büyümüyor. Eğitimleri çok iyi, karizmatik liderler. Elon Musk'ın dehasından bahsediyor zaten. Evet, dil biliyorlar. Yani çok büyük imkanları var. Tabii ki de onlar da çalışmışlardı mutlaka ama Konosuke Matsushita bütün olumsuz koşullara rağmen başarıyor. Eksileri çok. İşte bu beni çok etkiliyor. Yani eksi olmasına rağmen, negatif şeyler olmasına rağmen hayatında, dediğim gibi oğlunu kaybediyor, kardeşlerini kaybediyor, eşini kaybediyor, işini kaybediyor. Mesela Amerikalılar fabrikalarına el koyuyor 1. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bir müddet böyle iş yapamıyor. Sonra tekrar açıyor fabrikalarını. İşte savaş döneminde Japonya hükümeti onun fabrikalarına el koyuyor. Orada silah falan üretiyor. Zaten o yüzden Amerika el koyuyor. Ama her dezavantajlı durumdan sonra daha da güçlenerek gün yüzüne çıkıyor ve hiç kaybetmiyor. Hep yükselen bir trendi var. Herkesin o yüzden bu insanı tanıması gerekiyor bence. İnsanlar model gördüğü zaman yollarını daha güzel çizebiliyorlar. Yaşanmış örnekler o yüzden çok çok etkili. Demin saydığım 21. yüzyıl başarılı figürleri, bunlar çok iyi, çok güzel örnekler. Seviyoruz aslında biraz bu başarı hikayelerini. Hı hı. Ve bunun sebebi de biraz ilhama ihtiyacımız olması sanırım. Evet. Biliyorsunuz meşhur TEDx konuşmaları falan. Evet. Bu da öyle bir konuşma oldu açıkçası, TEDx konuşması evet. Eminim Matsushita yaşasaydı şu an TEDx'te bir konuşması olurdu. Bir yerde öğrenemiyorsam ben orayı bırakıyorum diyor. Yani sanıyorum başarısının sırrı bu. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.